Mersin gümrüğündeki kaçak ve kayıp etle ilgili soruşturmada 8 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlıların sorgusu sürüyor. İç piyasaya sürülen kaçak etlerin nerelerde kullanıldığı araştırılıyor. Etlerin nasıl çalındığına yönelik detaylar da ortaya çıkıyor. Kayıp et miktarı 1044 ton. Antrepolardaki sayım sürüyor. Türkiye'ye son 3 yılda 50 ton kaçak et girdi. Mersin gümrüğündeki operasyonda ortaya çıkan kaçak et miktarı ise bunun tam 20 katı. Gümrük vergisi %225 olan kayıp et, iç piyasaya sürülerek büyük rant elde edildi. 1044 ton etin nasıl çalındığına dair ipuçları da ortaya çıkıyor. Kutular o kadar güzel profesyonelce kolilenmiş ki, giden arkadaşlar ilk etapta sadece kutuları saydılar. Daha sonra bazı kutuların boş olduğu görülünce bir de kutuların içine bakalım dendiği zaman böyle bir tespite ulaşıyorlar. Kırmızı et süsü verilmiş, ona benzeyen tavuk etleri, tavuk kırıntısı, tavuk kıymaları çıkıyor içinde. Piyasa değeri 28 milyon lira olan etler Irak'a gönderilmek üzere yurda sokuldu. Mersin'de et depolanan iki antrepoda gizli bölümler olduğu, yurda kaçak sokulacak malların bu depolarda saklandığı belirlendi. Kırmızı et yerine transit sevkiyata kullanılacak tavuk etleri kırmızıya boyandı. Antrepoların güvenlik kamerası kayıtlarının da silindiği ortaya çıktı. Ayrıca yabancı menşeili et etiketlerinin iki çuvala doldurulup çöpe atıldığı rapor edildi. Bu etler Türkiye'ye girerken bir sağlık kontrolünden geçiriliyor. En azından sertifikaları var. Yani çok sağlıksız etler olduğunu düşünmüyoruz. Yani vergiden kaçırmak için yapılmış bir kaçakçılık olduğunu düşünüyoruz. Soruşturma kapsamında iki antrepoyla buraları kullanan 7 firmanın tüm kayıtları incelemeye alındı. Akla gelen